Evet, evet. Yeni yılın kutu açımını yapıyoruz sizlerle. Biraz küçük bir kutu oldu. kutu açımı yeni yıl için hiç uymadı yani. Öyle planlamamıştık. Denk geldi arkadaşlar. Ve aynı zamanda da bu ayın Instagram ayakkabısı açımı. Biliyorsunuz ayda bir tane Instagram'dan sipariş verdim. İthal ayakkabılar nasıl geliyor, nasıl ediyor? Farklı farklı modellere bakmaya ve merak edenlerinize cevap olmaya çalışıyorum. Ayrıca burada açacağım ayakkabıdan bir tane de yorumlardaki şanslı arkadaşıma hediye edeceğim. Yani çekiliş yapacağım arkadaşlar. Aylık biliyorsunuz çekilişlerimize devam etmek istiyoruz. Bir tane bana, bir tane de size diyorum. Yorumlarda normal yorumlarınızı yapın. Instagram adresinizi yazın. Çekiliş şartlarını ilk yorumda ve açıklamada yazıyorum. Ona göre ne zaman açıklanacak, ne zaman ne olacak. Lütfen arkadaşlar yorumlar kısmına ve açıklama kısmına iyi bakın dedikten sonra ve hadi şimdi bu ayakkabının kutu açımını yapalım. Hadi açıyoruz. Şöyle siyah bir pakette geliyor. Son zamanlarda abi işte sneakers incele, sneakers da al. Yani sneakers dediği de spor ayakkabı, gündelik ayakkabı al. Hani hep basketbol ayakkabısı inceliyorsun diyen çok oluyordu. O yüzden arkadaşlar bir tane Nike Air Force One almaya karar verdim. Bakalım nasıl? İthal tercih edilecek bence en iyi ayakkabılardan bir tanesi olabilir. Çünkü mağazalarda hem çok pahalı hem de içerisinde çok fazla teknoloji barındırmayan bir ayakkabı tercihi oluyor. Bakalım kalitesi nasıl? Nasıl geliyor? Ayrıca dediğim gibi bundan bir tane de sizlere hediye ediyorum. İstediğiniz herhangi bir numara. Yani kendi numaramı değil. Direkt olarak sıfır bir tane sizlere göndereceğim adreslerinize. Hadi şimdi açalım bakalım nasılmış onu görelim. Rengini görüntüde beğenmiştim. Burada ise bana daha açık geldi. Ne diyorsun? Daha sütlü kahve gibiydi. Sanki şimdi gri gibi geldi bana. Bana da daha koyu griydi gibi gelmişti. Hmm, yok ben krem gibi görmüştüm. Öyle mi? Ben, bana da demek ki gözlerimiz... Daha kirli krem gibi. Ben daha sarımsı bir krem Ama biliyorum. Nasıl sence? Benim hoşuma gitti. Güzel görüntüsü güzel. İşte biraz kutuları küçük oluyor. Kutu biraz 45 numara için bence küçük bir kutu. Öyle olunca ayakkabıda biraz zarar görmüş olabiliyor. Şu an hafif Air böyle. Air Force kutusu hep böyle oluyor. Böyle mi oluyor? Yani daha büyük kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Daha büyük kutuda daha güzel gelecektir. Ayakkabının kalitesine bakalım. Üstündeki süeti çok kalın geldi bana. Ne diyorsun? Ben kalın ve böyle yapışan gibi. Ben en değişik. Çok süetlerini seviyorum. Değişik. Fena değilmiş. Şurası biraz daha tüylü gibi arkadaşlar. Arkaya doğru geldiğiniz zaman farklı farklı kumaşları üstünde kullanılanlar kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Arkaya doğru gittiğim zaman... Sanki Air Force'un şey daha topuklu modelleri gibi geldi bana. Daha güzel o yüzden. Topuk şey kısmı yüksek diyorsun. Air yazısı. Burada da RC logosunu görüyorsunuz. Reigning Champ demek arkadaşlar. Yani... Reign Champ, geçen senenin şampiyonu, hala şampiyon olan. Reign, hükümdarlık olmuş oluyor. May your reign be forever falan derler mesela krallar tahta çıktığı zaman. Ekstra bilgi. Nereden biliyorum bilmiyorum. Ben de diyorum bu nereden biliyor böyle. Böyle şeyler evet. İşte fazla film izlemenin, fazla dizi izlemenin getirmiş olduğu şeyler. Diline bakalım arkadaşlar. Dilinde Nike Air Force yazısını görüyoruz. İçinde ise... Bayağı uzun uzun döktürmüşler gibi geliyor bana. Şu bir tane diline siz bakın, diğerine de ben bakayım. Nike and the Swoosh name. Çok uzun arkadaşlar. Okuyamayacağım. Aldığınız zaman görürsünüz. Hemen altına bakıyorum. Bakın RC logosu Reigning Champ yazıyor bir tanesinde. Diğerinde ise Nike Air Force logosu var. Tabanlarına şöyle bakalım. Rengi gitgide gözüme güzel gelmeye başladı. Sen ne diyorsun? Evet, hava karardıkça daha hoş duruyor. Ama yine videoda çok gri duruyor. Gerçekten işte daha... ben de resimde de daha gri gibi gelmişti. Arkadaşlar gerçekte daha sütlü kahvemsi, daha açık bir rengi var. Kötü değil ama farklı yani onu bilin. Swoosh'ları da yine aynı şekilde kalın bir süetten yapılmış. Bana bayağı kalın geldi. Tam kışlık giymelik. Evet. Yani kışlık sneaker arıyorum uygun olsun diyorsanız muhtemelen sizin tercihiniz olabilir. Şu anda aldığım sitenin linkini aşağıya bırakıyorum. Sportik TC adresi benim güvendiğim güvenilir güzel bir adres. Oldukça da indirimli birçok ayakkabısı. Girin bakın almak isterseniz düşünebilirsiniz. Stokları hızlı bitebiliyor çünkü. Yılbaşı indirimi hala devam ediyor. Özellikle bu ayakkabı benim çok hoşuma gitti ama birçok farklı güzel ayakkabılar da var. Yılbaşı indirimini bence kaçırmayın. Direkt linke tıklayıp hemen satıcının adresine geçebilirsiniz dedikten sonra eklemek istediğim bir şey var mı? Gayet sade, gayet tatlı, hepimizin alışık olmuş olduğu ve koleksiyonumuzda farklı renklerini bulundurduğumuz güzel bir ayakkabı. Kalitesi benim hoşuma gitti. Ayakları nasıl duracak ona bakabiliriz. Evet, ben de onu değil çok mi? Merak ediyorum. Çok yakışacak gibi bir his var. Bana da öyle geliyor. Oldukça tatlı tabii ki şu
şeylerini içlerinden çıkart. Bağcıklarını tam bağlayalım. Şöyle şunu da çıkartalım. 45 numara aldım arkadaşlar. Yarım numaraları yok, tam numaraları vardı bildiğim kadarıyla. Yine satıcıyla bir görüşün. Bakın nedir ne değildir. Karar verebilirsiniz. Farklı farklı Air Force modelleri de var. Benim bu hoşuma gitti. 390 lira gibi de bir fiyatı vardı. Bence uygun bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle de tipik kaliteli güzel bir ayakkabı için. Yine de uyumlu olacak pantolonla. Üstünde de mi? Çok onu düşünmedik ama denk geldi herhalde. Rahatça oldu. Çoraplarım da kalın. Ben normalde 44.5 giyiyorum arkadaşlar ama 45 de güzel oluyor. Yani daha rahat oluyor. Cuk diye oturdu görüyorsunuz. Bir ayakkabının sağındaki solundaki biraz hani ezilmişliği de telafi ettim hemen ayağımı sokunca. Evet. Siz tam numara giyiyorsanız ve tam numaranızı söylüyorsanız direkt olur. Benim bayağı hoşuma gitti yalnız. Evet, çok güzelmiş. Güzel oldu. Güzel uydu. Ya diyorum ya, hani bir basketbol ayakkabısı olsa İtalya ayakkabı belki riskli olabilir. Ama bu ayakkabılar zaten oldukça tek düze, sade. Yani şıksa, güzelse ve aynı zamanda kaliteliyse çok alınabilir diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Nasıl oldu? Çok iyi ama büyük değil değil mi? Yo, tam ayağım, parmağım bak burada. İyi. Ya kalıbı çok büyük değilmiş, onu da görmüş oldunuz. Bir de basketbol çorabıyla giydim arkadaşlar. Öyle olunca çok rahat cik diye uydu. Tabanı falan da güzelmiş. Fazla ağır değil. Gayet güzel. Hani bazı Air Force'ların tabanı çok ağır oluyor. İçinde bir şey varmış gibi. Bu gerçekten hafif. Ve hafif de ayrıca içinde kullanılan tabanlık muhtemelen kaliteli. Böyle hafif böyle bir çık basma hissini yaşıyorsunuz. Yani rahatlık hissini yaşıyorsunuz. Ayakkabı çok iyiymiş. Let's go. Let's go. What's up? Basketbol ayakkabısı değil, içinde zıplayacaktım ama. Evet, yani ben de yani niye zıplıyorsun oldum. Ama o kadar rahat ki. Evet, keyifli, tatlı. Sizler de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Tipik, güzel bir Air Force. Reigning Champ. Şu şey, detay da çok hoşuma gitti. Ne diyorsun? Değil mi? Detayı da güzel evet, olmuş. Evet, ben de tatlı beğendim. Evet. Bundan bir tane kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone oluyorsunuz ve zil işaretine basıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Tabii ki yorum. Her zaman yapmış olduğumuz şeyler bunlar. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ediyor olmanız lazım. Instagram'dan takip edince de hayal kırıklığına uğramayacaksınız arkadaşlar. Günlük sürekli ayakkabı paylaşımları yapıyoruz. Instagram'da oylamalar yapıyoruz. Keyifli, güzel bir kanalız. Aynı YouTube'da olduğu gibi Instagram'ımız da güzel. Bunları yaptıktan sonra da bir tane Air Force One Reigning Champ kazanma şansını yakalıyorsunuz. O zaman ne duruyorsunuz? Hemen çekilişe katılın. Bir sonraki güzel kutu açımlarında görüşmek üzere. Ayakkabı dersi bugünlük. Let's go. Bayağı hoşuma gitti. Güzel. Ha, diyorum ki çok böyle hoşuma gitmesin ama. Ya işte. Dürüst fikir. Yani önemli olan bu.